Köpekleri sever misiniz? Çoğumuz severiz. Sadıklardır, evcimenlerdir, e, sevecenlerdir. Ama bazıları var ki doğaları gereği son derece vahşiler, yırtıcılar, hatta ölümcüller. Onları e, gördüğümüzde çok dikkatli olmamız gerekir. İşte bu videoda ben özellikle dünyanın en tehlikeli köpek ırklarından bahsettim. Derledim, bir liste haline getirdim. Hepsiyle ilgili bilgiler verdim. Özelliklerinden bahsettim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hatta şimdiden sıcağı sıcağına like şuna da basın. Hiç vakit kaybetmeden izlemeye başlayalım. Tosa, Japon bir ırktır ve kahverengimsi kırmızı renkli tüyleri vardır. Türkiye'de tosa üretmek, satmak, reklamını yapmak ve hediye etmek yasaktır. Bandoj Mastif, Amerikan Mastif olarak da bilinirler ve en agresif türlerdendir. <laughs> Dövüş köpeği olarak yetiştirildikleri de bilinmektedir. Safkan bir ırk değildir. Cane Corso kaslı vücutları vardır ve kemik yapıları gelişmiştir. Oldukça güçlü ve çevik köpek ırklarındandır. Bull Terrier, Boğa Terrier de denir ve İngiltere'de birçok ırkın karıştırılmasıyla üretilmiştir. <laughs> Küçük olmasına karşın dünyanın en güçlü köpeklerindendir. Rhodesian Ridgeback büyük ve kaslı köpek ırklarındandır, güçlü çeneleri vardır ve avcı köpeklerindendir. Dogo Argentino, korkusuz ve cesur olarak tanımlanan dogolar, rahatsız oldukları yabancılara karşı oldukça yırtıcı olabilirler, dokuz ırkın karması olarak üretilmişlerdir. Borbol, Güney Afrika kökenli bir ırktır. O bölgedeki evleri aslan ve leoparlardan koruması için üretilmiştir. Gulter, Pakistan Bulldog ismiyle de bilinir ve görünümleri Amerikan Pitbull teriyerlerini andırır. Basenji oldukça zeki hayvanlardır ve özgürlüğüne düşkündür. Kedi gibi tüylerini yalayarak temizler ve havlamayan ırklardandır. Sen Bernard salyalarıyla bilinirler ve oldukça kaslıdırlar. Hantal görünseler bile dünyanın en tehlikeli köpek türleri arasında yer alırlar. Amerikan Bulldog Irkın atası İngiliz buldoklardır ama onlara göre daha sert ve iri yapılıdırlar. Danua, domuz avında kullanılan bir türdür ve Alman masifi olarak da bilinir. Çeviklerdir ve çeneleri son derece sağlamdır. Ayrıca Almanya'nın ulusal köpeğidir. Brezilya masif, kas ve kemik yapıları oldukça güçlüdür. Cesur ve kavgacı bir ırktır. Buldok, masif ve bloodhound türlerinden üretilmiştir. Perro de Presa Canario, Kısaca Prese Canario ismiyle anılan ırk oldukça heybetlidir, dik başlı, güçlü ve baskın karakterli köpeklerdendir. Akita Inu, en pahalı köpek türleri arasında olan Akitalar, son derece sevimli görüntüleri olmasına rağmen diğer köpeklerle ve ev hayvanlarıyla geçinemezler, cesurdurlar ve koruma görevleri vardır. Baksır, kaslı vücutları vardır ve boyutlarına göre oldukça güçlüdürler, Bekçi ırkıdır ve çevikliği, zekası, dayanıklılığıyla ünlüdür. Kurt köpek kırması kurt köpeklerinden farklıdırlar ve hayvan aktarı kuruluşları tarafından kurt köpek kırması olarak adlandırılmışlardır. Kurtla köpeğin gönüllü çiftleştirilmesiyle oluşturulmuşlardır. Çin aslanı genellikle uslu olsalar bile hırçınlaştıkları da görülür. Üstelik inatçı ve özgürlüklerine düşkündürler, başka köpeklere karşı üstünlük kurmaya çalışırlar. Doberman Alman iş köpekleridir. Hızlı, çevik, hareketli ve güçlü dik duruşları vardır. Dominant oldukları için ilk defa köpek sahibi olmak isteyenlere uygun değildir. Sibirya kurdu. Husky olarak da tanıdığımız bu ırk avcılık ve bekçilik yeteneklerine sahiptir. Üstelik kızak çekmek için kullanılan bir ırktır. Bu nedenle de oldukça güçlüdürler. Alaska kurdu. Alaska malamutu olarak da tanınır ve işçi bir ırktır. Sert dış tüyleri vardır ve geniş pençelidirler zeki olmalarının yanında dövüşçü bir köpektir. Rottweiler, bekçi ve koruma köpekleridir. İri gövdeleri ve kafaları vardır. Ayrıca bilinen en eski köpek ırklarındandır. Alman kurtu. Bakıma en pahalı olan köpek türleri arasında olan Alman çoban köpeği oldukça güçlü olmasına karşın insanlarla iyi ilişkiler kurarlar, polis ve asker köpeği olarak da kullanılırlar. Pitbull, geniş göğüsleri, güçlü çeneleri ve alın yapılarıyla dikkatleri çeken ırk, iyi eğitim almalıdır ve kesinlikle saldırganlığa alıştırılmamalıdır. Kafkas çoban köpeği, Tibet'ten 2000 yıl önce geldiği düşünülen ırkın diğer köpeklere göre daha iri olduğu bilinir. Ayrıca ender bir türdür. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. En videoları serisi listesi var kanalımda. Oradan bu tarz videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Enler serisi. Bundan sonra da bu tarz videoları yayınlamaya, aktarmaya, bu konularla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Ve kanalıma destek olmak için abone olup, abone ol butonunun yanındaki zil bildirimini de aktif hale getirirseniz, yayınlar yayınlamaz videolarımı anında haberdarda olmuş olabilirsiniz. Yeni videolarda en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.